Arkadaşlar merhaba. Bugün konumuz kombilerdeki iyonizasyon. Bu iyonizasyon sadece kombilerde yok. Gaz yakıcı cihazlarda iyonizasyon teknolojisi kullanılıyor. Eski ustalar bilir. Tüplü şofbenler vardı. Tüplü şofbenlerde de ısı algılayıcı bir teknoloji kullanılıyordu. Bu teknoloji termokulp teknolojisiydi. İyonizasyonla karıştırıyorlar arkadaşlar. İyonizasyon bir alev algılama yöntemidir. Fakat termokulp da öyle. Arada şöyle bir fark var. Termokulplar ısınarak alevin ısısıyla ısısını yükselterek içinde bulunan civayla beraber gaz valfini tetikliyordu. Şimdi bizdeki artık gaz yakıcı cihazlardaki iyonizasyon teknolojisi ısıtarak bu işlemi yapmıyor. Alevi algılıyoruz arkadaşlar. Alevi algılama yöntemleri farklı olabilir cihazlara göre. Mesela fotosel olarak da algılayanlar var. Bazı cihazlarda alevi görüyoruz. Sensörle görüyoruz. Bunlar fotoseller. Bizdeki algılama olayı hissetme. Şimdi şöyle ben bunu çizerek anlatacağım size. Bu bir bilinmez bizim sektörümüzde. Zaten eski ustalar bile şey zannediyorlar hani kombi alev oluştu. Alevin oluştuğunu nasıl anlıyor? İyonizasyon çubuğu, elektrodu bunu ısıtarak kartı iletiyor. Böyle bir şey yok. Şimdi şöyle yapalım. Ben neden bahsediyorum? Önce bir onu ekrana getirelim. Bakın arkadaşlar burada bir kombinin yanma odası var. Ha yukarıya almışım ben bunu yukarıdan çekeyim. Bakın burada kombinin yanma odası var. Şurası bizim şu kısım ana eşanjörümüz. Burlo tarafından ısıtılan parça. Şimdi bahsettiğim parça da bakın alevin varlığını algılayan parça da şurası. Biz buna elektrot diyoruz. Bu iyonizasyon elektrodu. Bu da şurada gördüğünüz elektrot da çakmak elektrodu. Çakmak nerede? Çakmak şeyde elektronik kartın üzerinde. Çakmağın bobini. Elektrot da o bobine bağlı bir parça. Yani kartta çakıyor. Kıvılcımı orada oluşturup buraya ulaştırıyor. Bu bizim çakmağımız. Burası da iyonizasyon bölümü. Şimdi burayı size detaylı anlatacağım. Bir kere iyonizasyon ne demek? Onu bir çözelim. Sonra da nasıl algılıyormuş? Oraya geçelim. Şimdi kombide alevin oluşup oluşmadığını öğrenmemiz çok önemli. Yani kartın bunu öğrenmesi çok önemli. Çünkü alev yoksa sisteme yani alev yok ama sisteme gaz giriyor yanma odasına. Alev yok. Eğer alevin olmadığından bilgi almazsa elektronik kart alevin yokluğundan bilgi almazsa içeriye gazı doldurmaya devam eder. Ama iyonizasyon elektrodu alevin varlığının olmadığını söylerse karta gereksiz yere içeriye gazı doldurmayacak, sistemi kapatacak. Bu sistem evlerde kullandığınız set üstü ocaklarda da var. Sütü koydunuz ocağa, alevi oluşturdunuz ve süt taştı. Süt taşınca alev iyonizasyonu olan temasını kesiyor, sönüyor alev ve böylece iyonizasyon alevin olmadığını hissedip gaz girişini kapatıyor. Şimdi şöyle yapalım. İyonizasyon şu demek arkadaşlar. Maddenin 3 hali var. Katı, sıvı ve gaz hali var. Bunu öğrendik şimdiye kadar. Bir hali daha var. O da plazma hali. Plazma hali de şu. Katıyı sıvıya çevirdiniz. Sıvıyı gaza çevirdiniz ısıtarak. Gazı da
enerjilendirirseniz bu sefer olay plazmaya dönüyor. Plazmaya döndüğü zaman da atom iyonları kopuyor. Ve orada bir iletkenlik söz konusu oluyor. Buna şöyle bir örnek verebilirim. Yani bizde kombide de işte gaz plazmaya dönüyor ve iletkenlik oluşuyor o bölümde. Yıldırımın çakması gibi yani. Havada elektriğin ilerlemesi gibi, Tesla bobini gibi. Şimdi bizde de şöyle gerçekleşecek. Basit bir şekilde çizmeye çalışacağım. Bakın arkadaşlar, bu bizim burulörümüz. Sektörden arkadaşlar burulörün ne olduğunu biliyordur tabii ki. Şimdi burada bizim elektrodumuz var. Şöyle biraz yüksek çizeceğim onu. Şöyle bir elektrodumuz var. Biraz önce gösterdiğim o beyaz elektrottan bahsediyorum. Bu bizim elektrodumuz. Bu nereye bağlı? Bu karta bağlı. Bu videoyu niye çekiyorum? Onu da söyleyeyim. Bir arkadaşımız bu yeni kanalımızda çektiğimiz videonun altına yorum yapmış. Kombi yenizasyon işini nasıl yapıyor, anlatır mısın diye. Onun için anlatıyorum. Siz de kafanıza takılan şeyleri yorumlara yazarsanız onlarla alakalı da videolar çekerim. Bakın şu anda burulör ve iyonizasyon elektrodu birbirine bağlı değil. Şimdi bu iyonu nereye bağlayacağım ben? Karta bağladım. Anakarta. Bir kabloyla bağladım. Burulör bizim için bir şasi. Yani burası GND, toprak tarafı. Burası toprak. Şimdi burayı da artı olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ben burada bir alev oluşturuyorum. Burulör üzerinde. Çakmak kıvılcımı oluşturdu. Kart gazı yanma odasına soktu. Burulör üzerinde alev oluştu ve İyonizasyon elektroduna kadar geldi. Bakın şöyle olacak. İşte alev çizdim kendimce. Arkadaşlar burada alev oluştu. Gazdan plazmaya geçti şu anda enerjiyle ve alev iyonizasyona temas etti. Şimdi burada elektronlar yer değiştiriyor. Alevin fazdan nötr akması gibi düşünün. Burada şasi ile artı konumdaki iyonizasyon elektrodu birleşti. Burada alevin iletkenliği ile şasi ile şeyi birleştirdik. İyonu birleştirdik. Şuraya da yazayım iyonizasyon diye. İşte kart buradan algılıyor alevin olduğunu. Tabi burada bize ne bağlı? Şeye, karta ne bağlı? Karta bir de toprak bağlı. Bir tarafta iyonizasyon, bir tarafta toprak ve iki tarafı burada alev birleştirdi. Buradan anlıyor. Yani şöyle olsaydı alev, bakın. Buradaki alev şöyle olsaydı. Bunu algılamayacaktı. Çünkü alev iyona temas etmiyor. İşte piyasada şöyle biliniyor. Hani ısınarak algılıyor olarak bilindiği için alevin boyuna çok dikkat etmiyorlar. Yani alev var ama iyonizasyon algılamıyor. Neden? Çünkü alev ona temas etmiyor olabilir. Yani aşağıda iyonun altında kalmıştır. Ya da iyon temas ediyordur ama iyon bu sefer kirlenmiştir. İletkenliği yoktur artık iyonizasyonun. O iyonizasyonun temizlenmesi lazım ki ona temas eden alevi algılasın. Karışık mı anlattım bilmiyorum ama yani durum böyle. Alevin iletkenliğinden faydalanıyoruz. Burada o da nasıl gaz halden plazma hale geçerken dediğim gibi atomlarda iyonlar birbirinden koparak orada bir iletkenlik söz konusu oluşturuyorlar ve o da alevin algılanmasına neden oluyor. Burada arkadaşlar bu alev buraya temas ettiği sürece elektronik kart diyor ki burada yanma oluşmuş. Yoksa nasıl anlayacak onu? Yanma varsa ben buraya gazı vermeye devam edeyim diyor ve kombi sürekli yanıyor. Bu sadece kombi değil. İşte ocak olabilir, burulör olabilir, kazanlar olabilir.
Şofben olabilir, hiç fark etmez. Yani bir sistemde alevi oluşturmuşsanız onun kontrolünü de iyonizasyon teknolojisiyle sağlamanız gerekiyor. Konuyla ilgili kafanıza takılan şeyleri sorabilirsiniz. Bunu eğitimde anlatıyorum ama bu kadar detaya girmiyorum arkadaşlarım kafası karışmasın diye. Buradan da bu videoları paylaşarak tamamlayıcı olmak istiyorum. Dediğim gibi takıldığınız şeyleri sorabilirsiniz. Eğitimlerle alakalı da bilgi almak istiyorsanız ben açıklama bölümüne iletişim bilgilerimizi yazacağım. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Durum böyle. Görüşmek üzere.